اطعموا نساءكم في نفاسهن التمر. Evlenmek Allah'ın emri. فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Kadınlardan, helal olanlardan, beğendiklerinizden evleniniz. Allah'ın bekarlara emridir. Kız oğlan. Şimdi millet sıkıntıdan kaçıyor. Aile beslemek. Kendi başımı zor besliyorum bu devirde. Bir de aile kaçıyor. Ey veliler, analar, babalar, amcalar, dayılar. وَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ Bekarlarınızı evlendirin diye bir de analar babalar emir vermiş. Emir hem bekarlara hem velilere evlenmek farz. Eğer zinaya düşme zannı galibinle muhakkaksa farz olur. Düşebilir de düşmeyebilir. Vacip olur. Çok sağlam kız, çok sağlam oğlan. Dünya bir tarafı olsa zina yapmaz. Olsa bile sünnet-i müekkededir. En karlı iştir. Şimdi İmam-ı Azam diyor ki evlenmek, teheccüd kılmanın ne kadar fazilet olduğunu söyledik. Evlenmek teheccüden üstündür, nafileden üstündür İmam-ı Azam Ebu Hanife. Çünkü soruyor itiraz edenlere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyin en güzelini mi yapar? İdare olsun, onu da mı yapar? En güzelini yapar. Çünkü insanların en akıllısıdır diyorlar hocaya. Peygamberimiz Allah'ın ne kadar müsaade ettiyse o kadar hanımla evlenmişti. Evlenmek en güzel iş olmasaydı evlenmezdi. Onun için diyor evlenmek nafile ibadetten üstündür. Peygamberimiz bu hareketini örnek veriyor. Şimdi evlenince evlenmenin maksat Kur'an-ı Kerim'e göre arz ediyorum. Nisaüküm harsullakum. Hanımlarınız evlenince sizin hanımlarınız mümin iman tohumu ektiğiniz tarlanızdır. Yani evlenme hedefi müminler çoğalsın olacak. İslam zürriyeti, Müslümanlar çoğalsın olacak. Hedef bu olacak. Ayet bunu ifade ettiği gibi Peygamberimiz tezevvecül veludel vedude. Çok doğuran kadınlarla evlenin diyor. Çünkü ben sizin diyor çokluğunuzla mahşerde öbür peygamberler karşı gurur duyacağım. Gurur duyacağım. Cennetin üçte bizi bizden olacak inşallah. Evet, peygamberimiz öyle söylüyor. Toplamış, durmuş. Ashabım demiş, cennetin dörtte bir olsanız ne dersiniz? Allahu Ekber demişler. O kadar sevinmişler. Neden? Çünkü Efendimiz haber veriyor. Mahşerde insanlar toplanınca Adem Aleyhisselam geliş bakımından ilk insan ya dünyaya. Sen insanların babasısın ey Adem. Hadis bu. İnsanların şu toplananların cennete gideceklerini seç. Cehennemliklerin arasından cennete gidecekleri seç buyururmuş. Adem Aleyhisselam Allah'a ya Rabbi diyor ne kadarını seçeyim? Kaçta kaçını seçeyim? Hadise göre ey Adem diyor binde birini seç. İnsanların bin kişide bir kişi cennetlik. 999'u öbür tarafa gidecek. Hadis böyle. Bunu bildikleri için cennete girenlerin dörtte biri siz olsanız ne dersiniz deyince Allahu Ekber diyorlar sevinçlerinden. Binde bir de hep bizden olacak yani diye. Durmuş ama öyle iştahlı söylemişler ki Allah'ın bu hoşuna gitmiş. Hemen vahiy etmiş ona. Yarısı sizden olacak demiş Allah. Cennetin yarısı olsa ne dersiniz? Oo, bu da var hani mezun olanlar atıyorlar ya başlarında kepi havaya falan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ın bu daha çok hoşuna gitmiş. Peygamberimiz yine duruyor. O gelirse söylüyor. Her şey Allah'tan. Çok hoşuna gitmiş Allah'ın. Kalan yarısını da bölüşeceksiniz demiş. Böylece dörtte üç etmiyor mu? Elhamdülillah. Evet.
Adem Aleyhisselam bile ümmeti Muhammed'den olmayı şey diyor, özlüyor. Ah, ümmeti Muhammed'den olsaydım diyor. Neden diyorlar? Yani Efendimiz haber veriyor. Oradan biliyoruz. Adem kaç bin sene evvel yaşamış. Nereden biliyorsun diyeceksin. Peygamberimiz haber veriyor. Bir kusur işledim diyor. Allah beni cennetten kovdu. Karımdan ayırdı, Hava anamızdan ayırdı. Adem Aleyhisselam Serendip adasına, Sri Lanka diyorsun siz ona şimdi. Hava anamızı Cidde'ye indirdi. İki aşık, biri bir tarafta, biri bir tarafta. Kitaplara göre 300 sene ağlamışlar. Allah'ım kusurumuzu affet, bizi birleştir ki dedi. 300. Ya ümmeti Muhammed diyor, istediği kadar günah işliyor. Allah yine kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la takratu min rahmetillah. Günah yerlerinde kendini yazık eden kullarım. Dışlamıyor ya diyor, kovmuyor. Beni bir kusur işledim, cennetten kovdu ya diyor. Ben tevbemin kabul olması için 300 sene ağladım diyor. Ümmeti Muhammed içten gelen pişmanlıkla ne kadar günah işlerse işlesin, gözleri yaşlıyor, Allah'ım diyor, bitiyor diyor. Onun için istiyor yani ümmeti Muhammed'den olmayı. 300 sene beklemeye gerek yok. Adam Kadir Gecesi'ne gelmiş. Kadir Gecesi'nde havaya girmiş, şapır şapır ağlıyor. Çok samimi. Öyle bir dua ediyor. Cenab-ı Hak silin ya şunu diyor. Hadislerde böyle müjdeler var. Onun için Adem Aleyhisselam ümmeti Muhammed'den olmak istiyor. Evet. Evet. Şimdi hedef müminlerin çoğalması evlenmekten. Çocuk doğdu mu? Her zaman söylüyoruz. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet, güzel at verilir. Bir tatlıyla peygamberin sünneti bu. Hasan Hüseyin Efendimiz'e bunu yapmış. Biz de onu sünnet olarak yapıyoruz. Akika kurbanı kesmiş. Oğlana iki tane, kıza bir tane. İşte oğlansa sünnet ettirecek. Sadaka vermiş. Başının gözün sadakası diye saçın ağırlığı kadar. Diyor ki annesine ne yapacağız şimdi? Onu söylüyor hadis. Doğum yapan hanıma. Evet, Efendimiz böyle detaylara kadar bize uyarıda bulunuyor. At'imu nisa'ekum fi nifasihinne et-tamr. Çocuk doğum yaptığı zaman, ki hedef bu dedik. Bir kere doğum yapan kadının günahları siliniyor. Ben Strasbourg'da konferans veriyorum. Fransız gazeteciler de var. Doğum yapan kadının günahları sıfır olur, silinir deyince kadın gazeteci gözleri parladı böyle. Kendine iyi geldi o. Yani hoşuna gitti çok. Evet dedim, hadis var böyle. Çünkü kolay değil ki o doğum sıkıntıları, bedava affetmiyor yani. Bir kere 9 ay 10 gün sıkıntı üstüne sıkıntı taşıdı onu. Doğum sırasında da ne sıkıntılar çekiyor. Ona karşılık günahlarını siliyor deyince gözleri parladı böyle. Evet, bir kere günahları siliniyor. Melek der ki diyor Efendimiz, kardeşim günahları sıfırladın. Ben olsam ikinci çocuğa şimdiden niyet ederim. Evet, doğum yapınca günahlar sıfır oluyor ya. Ben olsam ikinci çocuğa şimdiden niyet ederim dermiş melek. Efendimiz böyle haber veriyor. Evet, şimdi Efendimiz de buyuruyor ki doğum yapan kadınlara lohusa denir, değil mi? Burada da işte fi nifasihinna, lohusalık döneminde doğum yapınca hemen arkasından ve 40 gün, azamisi 40 gündür onun, o dönemde kadınlara hurma yedirin, hurma. Hurmaların en güzeli, hepsi güzel hurmanın da Medine hurması. Medine hurmasının en güzeli de acıva hurması. Muazzam bir, peygamberimiz dua etmiş özellikle acıva hurmasına. Öyle muazzam bir, onun için ötekile 25-30 lira, ona gittin mi 200 lira diyor. Yani biliyor satan adam, herkes de biliyor çok kıymetli. Medine hurması da güzel. Onların da kaliteleri var.
hurma. Doğum yapan kadına hurma yedirin. Evet, hurma yedirin. Hurmanın yaşı var, kurusu var. Değil mi? Yaş hurma var, olgun. Çağla gibi de var, aynı böyle çağla gibi. Hurmanın da çağlası var. Ama bu tatlısını yedirin diyor. Çağlasını değil de tatlısını yedirin. Hurma yedirin. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bu. Doğum yapan kadına hurma yedirin. Ne olur? Fe innehu men kana ta'amuha fi nifaziha tamr. Doğum yapan bir kadının yoğusalık döneminde gıdası hurma olursa onun evladı salih olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evladı salih olur. Evet. Haraca veleduha zalika halimen. Halim Selim, yumuşacık. Herkes sever değil mi Halim Selim adamı? Böyle salih ve ahlakı güzel olur o çocuğun. Tatlı olur. Neden? Nereden çıktı bu? Fe innehu kâne ta'amu Meryem. Çünkü Meryem anamızı doğurduğu zaman Kur'an'da var. Değil mi? Meryem suresinde. Doğduğunda yiyeceği haysu veledet İsa. İsa'nın doğurduğu anda yediği hurmaydı. Ve lev alimallahu ta'amen hayran leha minet temri at'amaha. Allah Celle Celaluhu bu sevdiği Meryem'i, Meryem'e eğer hurmadan daha güzel bir madde olsaydı gıda, onu yederdi. Evet, şimdi o olayı anlatalım size. Biliyorsunuz Meryem anamız Beni İsrail'den, İsa Aleyhisselam'ımız Beni İsrail'den, İmran kızı Meryem. Evet, Hanne, annesinin adı Meryem anamızın annesinin adı Hanne, babasının adı İmran. Hanne'nin çocuğu olmuyormuş. Kadın çocuğu sevmez mi? Erkek de sever. Bir gün ağacın altında oturuyormuş Hanne. Ağacın tepesinde kuş yuvası varmış. Yavruları var. Kuşlar da koşar gelir. Karnını doyurur, getirir o yavruların ağzına, midesindeki gıdaları boşaltır değil mi? Çık 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 çık, o da böyle boşaltıyor. Bir ona, bir ona, bir ona. Kendinin çocuğu olmuyor. Yanmış içi. Allah'ım demiş. Bana da yavru versen de, ben de bu kuş, ana kuş gibi yavrularıma gıda versem, süt versem ya Rabbi, bana bir erkek çocuk ver. Erkek çocuk versen Allah yoluna adıyorum demiş. Asker olacak, mücahid olacak. Yürekten edilen duayı Allah reddetmez. Derinden böyle yalvarmış Allah'a. İşte Meryem öyle doğmuş. Doğuşu öyle. Doğunca diyor ki ya Rabbi diyor, ben sana erkek doğarsa mücahit yapacağım dedim, adadım. Kadın doğdu diyor. Kız kadın erkek gibi olmaz ki, o bunun gibi savaşamaz ki. Ama da sözümde duracağım diyor. Kundağa sarmış Meryem anamızı Hanne, adağında durmuş, götürmüş Mescid-i Aksa'nın mihrabına. Mihrabına, işte mihrap bu. Mihrabına kundağa sarmış. Ya Rabbi sözünde duruyorum demiş. Koyuyorum. Sana amanet demiş. Kundaktaki çocuğu koymuş. Sözümde durdum. O zaman Zekeriya Aleyhisselam peygamberdir. Herkes dini sorularını ona soruyorlar. Bakmışlar mihrapta bir çocuk var, kundakta çocuk. Herkes çok sevimli çocuk. Ben bakacağım, ben bakacağım, ben bakacağım. Zekeriya Aleyhisselam da ben bakacağım demiş. Çünkü benim hanım onun teyzesidir demiş. Evet, Peygamberimiz de haber veriyor ki teyze ana demektir diyor. Bak size öğretmiş oluyoruz. Teyzenin saygı, anan gibi saygı duyacaksın. Teyze, hala, ana demektir.
amca, ağabey, baba demektir. Efendimiz hadislerine göre, ona göre hareket et. Öyle deyince tamam demişler. Hak senin. Zekeriya Aleyhisselam öğrenmiş meseleyi, oradan kaldırmıyor çocuğu. Çünkü Allah'a adanmış. Ona yemek almaya gitmiş. Süt, mama, bir şeyler. Gelmiş bakmış ki o Meryem anamız, bebekteki o kundaktaki bebek çoktan doymuş. Artığı da orada. Gıdasını, yediği gıdanın artığı da orada. Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyel mihrab vecede indaha. Evet. Ayet-i Celle var. Her gelişinde bakıyormuş, Allah çoktan doyurmuşlar. Anlamış. Mübarek bir çocuk, bu sıradan bir çocuk değil. Melekler tarafından yediriliyor, anlamış. Onun da çocuğu yok, 90 küsur yaşlarında. O da içeriden bir gelmiş, canı yanmış. Allah'ım demiş, beni peygamber yaptın. Şimdi yerime koyacak oğlum yok. Bana da bir çocuk versen ya, ya Rabbi. Candan dua edince işte onun üzerine Yahya Aleyhisselam o duanın bereketiyle oluyor. Yahya Aleyhisselam çocukken konuşanlardan birisi. Bu duanın bereketiyle şimdi Cenab-ı Hak da tamam demiş oluyor. Bunlar var. Kur'an'da var. Bir defa da şimdi ya Rabbi diyor, benim hanımım 90 yaşında. 90 yaşında kadının çocuğu olur mu? Evet, biz her şeye kadiriz diyor. Alamet ne? 3 gün konuşamayacaksın diyor. Dilin tutulacak. Zekeriya Aleyhisselam peygamber olduğu için Tevrat'ı Beni İsrail'e hep vaaz ediyor, anlatıyor. Yanlış yapmayın diyor, dürüst olun, doğru olun. Dili tutulmuş. Dili tutunca Mescid-i Aksa'nın önünde kumluğa çıkmış. Tevrat'ın ayetlerini kuma yazarmış eliyle. Gelip okuyun demiş. Yani görevini dili tutulduğu zaman da aksatmamış. Buradan din adamlarına büyük bir mesaj var. Kur'an'da var bu. Evet. 3 gün dilin tutulacak. Her ne durumda olursa olsun din adamı görevini aksatamaz. Allah bizi ıslah etsin. Caminin altında, lojmanda yatıyoruz. Sabah namazına kalkmıyoruz. Bak, dili tutulduğu halde görevini aksatmamış. Evet. Biz, yani hocalar önce çattık ama sen de ailen hocasın. Her durumda ailene dini, imanı öğretmekten geri kalamazsın. Demek bu. Evet. Orası da öyle. Evet, şimdi Meryem anamız doğduktan sonra kız büyümüş. Tam böyle kemale erdiği zaman, baliga olduğu zaman Cebrail Aleyhisselam gelmiş erkek kılığında. Hemen kaçmak istemiş, dur demiş. Kaçma. İffetli bir kız çünkü. Ben sana bir oğul müjdelemeye görevli olarak geldim. Ben demiş hiçbir erkekle buluşmadım ki, evlenmedim ki. Neden? Bu Allah'ın yanında kolaydır. Zaten bu iş oldu bile. İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhumdan üfledi dedi. Yani şey, kelime kün ol dedi, olur. Feyakün değil mi? Yasin'de var. Allah her şeye kadir. Şimdi hamile kalmış. Evlenince hamile kalınıyor normalde. Şimdi ne desin bekar kız, hamile kalmak ne demek? Dışarıdan bir şeyle karıştırdı demek. Evet, utancından şimdi halen yeri duruyor. Kudüs'te yeri var. Bu oralara bizimkiler cami yapmış, Hristiyanlar kilise yapmış oralara. Aynen duruyor. Çekmiş evinden kenardaki bağlara. Bağlarda ne var? Hurma var, zeytin var orada. Kesmişler, halktan kaçıyor yani. Karnının şişkinliğini görmesinler diye. Bir kesilmiş, bizde depbece derler. Kuru bir şeyin hurma kütüğü var, kütüğü. Kökü yerde, üstünden kesmişler. Ona dayanmış.
Meryem suresinde bunlar ayette anlatılıyor. Allah'ım demiş, ben ne diyeceğim millete? Ben ne yiyeceğim burada? Ben utancımdan halkın arasına gidemem. Kıra gittikten sonra. Sonra öğrenirlerse ne diyeceğim ben? Evet. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Konumuzda ilgisi burası işte. Evet. Ya Meryem ve huzzi ileyki bi cizin nahlati tusakit aleyki rutaben ceniyye. Ne yiyeceğim deyip durma. Dayandığın hurma kütüğünü elinle sars böyle. Demek ki rızık çalışmaya bağlıdır. Bak Meryem anamızı isterse kurma yağdırabilirdi değil mi Allah? Kadir ne diyor? Hüzzi ileyki hurma kütüğünü böyle sars elinle. Tusakıt aleyki rutaben ceniye. O hurma kütüğü anında dal budak salmış, meyve vermiş, olgunlaşmış, hurmalar dökülecek diyor. Eline sarsınca lapur lapur kucağına hurmalar dökülmüş. O hurma kütüğünün dallarından mucize. Su içmeden olmaz. Evet, külü, veşrebi, bunları ye. Ayağını vur bakayım yere. Vurduğu yerden de su fışkırmış. Külü, veşrebi, vekarri ayna. Ne yapacağım diye üzülüp durma. Hurmaları ye, o suyu da iç. Vakarri ayna. Mutlu ol ya Meryem. Ya Rabbi bu çocuğu görürle anlarla ne diyeceğim ben peki? Yiyeceğim işçimi çözdüm. Evet. Ben nezertülir rahmani. Ben Rabbuma nezrettim konuşmayacağım dersin. Çocuk konuşur. Biz onu öğrettik. Kunduğa sarmış yanındaki bezlerle. Kucağına almış. Bekar kız çocuğu olmuş. Geliyor gelirken arıyorlar tabii. Meryem nereye gittin? Nereye? Bakmışlar kucağında çocukla geliyor. Sülalen ele kesirdin. Vekat ciddi şeyen feriyye. Çok ayıp şey yaptın ya Meryem. Senin sülalen asil bir sülaleydi. Lekeledin. Ve eşarat ileyhi. Bana sorman. Bana çatman. Ayet bunlar. İşaret etmiş. Buna sorun demiş yani konuşmuyor. Çocuk konuşur mu ya demişler. O sırada Kur'an'da ayet. Kale inni Abdullah. İsa Aleyhisselam kundakta bir iki günlük ben Allah'ın kuluyum. Allah beni kendine ibadet etmemi, ana babama saygı göstermeme emretti. Ve beni Allah seçti kendine, seçtiği kimselerden eyledi, yani peygamber eyledi. Kur'an'da ayet var bu. Onun için Hristiyanlar orada kafayı üşütmüşler. Çocuksuz dünyaya gelmez. Beşikte çocuk konuşmaz. Bu Allah'ın oğlu dediler. Hala öyle diyorlar. Baba Allah, oğul Allah. Halbuki Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratığını kabul ederler Hristiyanlar. Hiç yoktan anasız babasız Adem yaradan Allah. Anası var babası yok daha kolay değil mi yaratmak? Orada bir türlü şey demiyorlar. Evet biz mucize olarak bunu kabul ederiz. Dikkat ederseniz bu da hadis-i şerifte de peygamberimiz Meryem sevdiği bir Allah'ın kulu ona niye dedi? Niye dedi? Hurma yedi değil mi? Doğum yapan kadının en güzel gıdası hurma ki Allah hurma yedirdi ona. Diyor peygamberimiz siz de doğum yapan kadına hurma yedirin. Sütü bol olur. Evladı salih olur. Halim selim olur. Çünkü İsa Aleyhisselam ne diyor? Buraya tokat vursalar et yanına dön diyor. Öbür yanında dön. O kadar halim selim. Hiç kızmıyor. Hiç kızmıyor. Evet. Halim selim olur çocuğum. Diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de size bu hadisi duyuruyoruz. Bu hadisi duyuruyoruz. Ben İsa Aleyhisselam işte Yahudiler hiç sevmez. Ben İsrail'den olduğu halde ona bu mucizeyi kabul etmezler. Tevrat'ı okuyabilirsiniz. Evet. İsa Aleyhisselam'a gayrimeşru çocuk derler. Hristiyanlar gat diyor. Allah'ın oğlu diyor. Onlar gayrimeşru çocuk diyor. Aralarında böyle bir derin farklar vardır.
Öyle işte ikisi şimdi birleşip Müslümanlara cephe alıyorlar. Aslında böyle temelde ayrıdırlar. Sevmezler hiç birbirlerini. Hepsi birbirini içeriden şey ederler. Siyaseten bir olup Müslümanlara şey diyorlar. Evet, burada doğum yapan kadına Meryem anamızın bu olayından dolayı, Kur'an'da da anlatılan olayından dolayı Peygamberimiz hurma yedirin diyor. Çocuğu İsa Aleyhisselam gibi halim selim olur. Sütü de bol olur diyor. Biz de size bu hadis-i şerifi aktardık. Bu hadis-i şerifi Seleme Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bunu anlatan bu hadis değil. Başka ifadelerle çok hadis var. Çok hadis var. Lehu şevahid. Delilleri var bu hadisin. Başka teyit eden hadisleri var.